Pazar oğlum, Zilan nerede? Ne oldu benim gül yüzlü gelinime? Bilmiyorum baba. O artık yok. Ne demek yok? Daha dün hepimize meydan okuyordunuz. Zilan bir yana, dünya bir yana diyordun. Töreliniz bizi yenemez diyordunuz. Yanılmışım hala. Belki de başından beri yanılmışım. Siz kazandınız hala. Töreniz kazandı. Kolundan tutup alamadın mı? Zorla da olsa katıp önüne getirseydin. Zorla gelen... Zorla... Pazar. Pazar, Zilan niye gitmiş? Bir şey söylemedi. Söyleyemedi. Anlamıyorum Civan. Kalbini kıracak bir şey mi söyledin? Hayır. Benimle ilgili bir şey olmadığından eminim. Daha dün gece ilk defa beni sevdiğini söyledi. Dün biz... O zaman çok ciddi bir nedeni olması lazım. Hiçbir neden bu yaptığını affettirmez. Bugün ben bambaşka bir Zilan gördüm. Onun içini gördüm. Yabancıydı. Uzaktı. Sanki dün geceki Zilan o değildi. Ben o gülü dikenleri elime bata bata sevdim. Ama bu defa çok derine saplandı. Bu defa parça parça etti. Birdenbire gidince kendini aldatılmış hissettin değil mi? Hiç bu kadar aşağılanmamıştım Civan. Bitecek mi? Başka bir şey daha oldu Dilan. Tahmin ettiğim gibi mi? Sahi mi Zilan? Evet. Ne zaman, nasıl oldu? Hadi anlat. Lütfen anlat. Ya Dilan, delirdin mi? Böyle şeyler anlatılır mı? Belki acını dindirir anlatmak. Her şey durdu. O bana sımsıkı sarılınca ben kendim olmaktan çıktım. Hiç ayrılmayalım, bir daha hiç kendim olmayayım istedim. Hiç bitmesin istedim. Mutluluğun nasıl bir şey olduğunu ben dün gece öğrendim. Sabah oldu, yine kendim oldum. Geldim ama suretim burada. Aslım orada kaldı. Zilan, ne güzel anlattın. Ben Hazar'a kötülük ettim Dilan. Buna hakkım yoktu. Uyursam belki o rüyayı yeniden görürüm. Bundan sonra ben hep o rüyayı bekleyeceğim. Sakınırım, kıskanırım, uçan kuştan, esen yelden. Sakınırım, kıskanırım. Ben Zilan'ı galiba yanlış bilmişim Hazar. Sen değil, ben yanlış bilmişim. Belki de sen başından beri haklıydın. Şahvarlara güven olmaz dediğinde sana inanmalıydım. Zilan'ın şahvarlardan ayır Hazar. O çok farklı bir kız. Hepimize fedakarlığın ne olduğunu yeniden hatırlattı. Çok özel biri o. Ama bu yaptığı yenilir yutulur şey değil Nizar. Abla,
Zilan Bennu'yu o şerefsiz abisinden kurtarmak için gitmiş. Amca, ne dedin sen? Mehri nefis bir kahvaltı hazırladı. Şöyle ailece hep beraber bir kahvaltı edelim dedim. Asma suratını öyle. Tamam, bana kızıyorsun ama şunu iyi bil. Aziz oğullarının hiçbiri senin tırnağın etmez Zilan. Çık odamdan abi. Seni görmek istemiyorum. Bir daha da kapıyı çalmadan içeri girme. Zilan, istersen hani benle öyle ilgili konuyu aramızda... Korkma, söylemem. Tamam. Çok delikanlı kızmışsın be. Önemli bir sebebi vardır diyordum. İşte Zilan'ıma yakışan da budur. Bizim ailemize leke gelmesin diye kendini feda etti. Yürekli kadınmış. Hadi oğlum, git karını al da gel. Akşama şöyle güzel bir sofra hazırlayalım. Zilan'ın gönlünü alalım. Hiçbir yere gitmiyorum hala. O ne demek öyle? Kalbi kırılan sadece o değil demek. Hazar. Bak, ölsem de şahvaların kapısından girmem dedim. Ama senin için, Zilan için girerim. Çünkü size borçluyum. Hayır amca. Hiçbir yere gitmiyorsun. Asıl borçlu olan o. Ya Resul Bennu'ya bir şey yapsaydı? Bunun altından nasıl kalkardım ben? Bu fedakarlık değil, sorumsuzluktur. Gelecekse kendi gelir. Gelmese de umurunda değil. Ettiğim altı temizlemek boynumun borcu. Gidip onu geri getireceğim Azar. Durdun kabahat. Hadi Nizar. Amca. O gelirse ben giderim bu evden.